AK Parti Çanakkale'de il başkanlığı 12 teşkilatın milletvekili aday adayları ile ilgili eğilimlerini değerlendirmek için temayül yoklaması yaptı. Oylama 16 itibarıyla sona erdi. 12 ilçe teşkilatı 23 milletvekili aday adayı arasından seçtikleri ismi elektronik ortamda yazarak oylamaya katıldı. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'nun isimleri temayül yoklamasında yer almadı. Temayül yoklamasında açılış konuşması yapan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Cüneyt Yüksel, AK Parti ve demokrasi adına önemli bir gün yaşandığını belirtti. AK Parti olarak aslında önemli, demokrasimiz için de önemli olan bir gün yaşıyoruz Çanakkale'de. 28. dönem milletvekili adaylarının belirlenmesi için partimiz temayül yoklaması yapıyor. Bu Çanakkale'miz için, partimiz için, ülkemiz için hayırlara vesile olsun, demokrasimiz için hayırlara vesile olsun. Ben şimdiden bütün aday adaylarımıza başarılar diliyorum. Burada gerçekten Çanakkale'de çok güzel bir ortam var. Gayet huzurlu bir şekilde bu temayül yoklamasını gerçekleştiriyoruz. Şunu da ifade etmek istiyorum. Partimiz ikinci kez e-temayül şeklinde yapıyor bu temayül yoklamasını. Aslında partimizin geleneksel olarak her seçim öncesi yaptığı bir şey. Yani temayül yoklamaları ama e-temayül olarak 2019'da yerel seçimlerde yapıldı başarılı bir şekilde. Şimdi de genel seçimlerde e-temayülü yapıyoruz. Ve burada bütün teşkilat üyelerimiz kimleri milletvekili adayı olarak görmek istediklerini buraya gelip online aracılığıyla temayüllerini bildiriyorlar. Saat 10 itibariyle başladık. 16'da da bunu neticelendireceğiz. İl Başkanı Naim Makas, yoğun ve teveccühün yüksek olduğu bir aday adaylık süreci geçirdiklerini söyledi. Diğer seçimlerde de olduğu gibi bu seçimde de 14 Mayıs genel seçimi için bir temayül yoklaması için buradayız. Teşkilatlarımız geldiler, aday adaylarımız burada, teşkilat mensuplarımızla selamlaşıyorlar. Teşkilat mensuplarımız oylarını kullandıkça burada ayrılıyorlar. Teşkilatlarımızda gördüğümüz kadarıyla çok yoğun bir ilgi var. Biliyorsunuz bizim 23 tane milletvekili aday adayımız var şu anda. Tabii bu sayının yüksek oluşu bizleri çok çok ziyadesiyle memnun etti. Milletimize Türkiye yüzyılında, Türkiye'mizin yeni gelecek yüzyılında hizmet etmek için adeta yarışan aday adaylarımız var. Bu da AK Parti'nin bir zenginliği. AK Parti'nin yine gelecek adına umut olduğunun bir göstergesidir. Bu anlamda dediğimiz gibi 23 başvurumuz var. Bunlardan 3 tanesi bayan arkadaşlarımız, aday adaylarımız. Milletvekili aday adaylarımızı bugün yapılacak temayülden sonra sonuçları genel merkezimizce değerlendirilecek ve inşallah seçim takvimine göre açıklanması gereken, listeden açıklanması gereken tarihte de milletvekili adaylarımız açıklanacak. Makas konuşmasında AK Parti aday adayı sayısının CHP'nin 2 katı olduğunu vurgulayarak gönderme yaptı. Türkiye yönetme iddiasında bulunan Millet İttifakı ortaklarından aynı zamanda ana muhalefet partisi olan CHP'nin aday sayısına nazaran AK Parti'nin aday sayısının yaklaşık 2 katı olması, yine söylüyorum, Türkiye'mizde çeyrek asrına damgasını vuran bir siyasi hareketin adeta bir ispatı niteliğindedir. Temayül yoklamasından çıkacak sonuçlar 27 Mart'ta çalışmaya başlayacak Merkez Yürütme Kurulu'yla Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulan alt komisyonlara sunulacak.